Halkla birlikte iman, aşk ve vecd yaydık. Ve bu yolla nice terler döktük, nice çileler çektik. Dedelerimiz seferberlik meydanlarında, babalarımız gurbet diyarlarda bizleri Konya'nın değerleri için, Seydişehir'in değerleri için bu ülkeyi yönetmek için yetiştirdi. 3-5 tane rantçı imar baronlarına, faiz lobilerine bu toprakların insanın emeğini çarçur etmek için bu yetkiyi bize vermedi. Sizler sahipsiniz aziz Seydişehirliler. Sizler emanet aldık, Dışişleri Bakanı olduk, Başbakan olduk. Bir kez daha iyilik istiyorum. Seyyid Harun Veli'nin bütün emanetlerine sahip çıktığımıza şahit misiniz? Birilerimizi şöyle böyle hakaret ederler, saldırırlar. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Biz bunlardan korksaydık, dünyanın her bir köşesinde bu aziz milletin hukukunu başladık savunmazdık. Sizler bizi Birleşmiş Milletler'de Mavi Marmara sonrasında konuşurken de gördünüz. Korkmadık. Sizler bizi bugün ilim inleyen Doğu Türkistan'ın diyarında da kardeşlerimizle kucaklaşırken gördünüz. Korkmadık. Arakan'da, Myanmar'da o mazlumlara saldırırken de gördünüz. Korkmadık. Gazze'de eşimle birlikte İsrail bombardımanı altında şifa hastanesine girerken de gördünüz. Korkmadık. Bizi korkutmak isteyenlere buradan sesleniyorum. Allah şahittir. Millet şahittir. Biz sadece hakikati savunduk. Adaleti savunduk. Merhameti savunduk. Ve asla kimseden korkmadık. Korkmayacağız. Gelecek Parti'nizi kuralı bir sene oldu. Pandemi şartlarında, zor şartlarda bütün Türkiye'de örgütlendik. Bütün Türkiye'de, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde aynen benim o sevgili güler yüzlü Seydişehirli hemşehrilerimin heyecanını gördüm. 15 gün önce Mardin'de MİT'teydim. Bakın, il merkezlerini değil, ilçeleri dolaşıyorum. İlçeleri dolaşıyorum. Köyleri dolaşıyorum. Sokakları, mezarları dolaşıyorum. Bir sene önce Konya'da bu yolsuzlukları, bu haksızlıkları, hukuksuzlukları eleştirdikten sonra şunu demiştim. Bir selam veririz, Anadolu'yu ayağa kaldırırız. O zaman ciddiye almadılar. Görmezden geldiler. Televizyonları bize yasakladılar. Troll çetelerin üstümüze saldılar. Arkadaşlar, işte Anadolu'yu ayağa kaldırıyoruz. Karda kışta bizi yolda bir saatlerce bekleyen Seydişehirlilere sesleniyorum. Sizin hukukunuzu sonuna kadar korumaya kararlıyız. Bakın, bu iktidara en büyük desteği verenler Konyalılardır Seydişehir. Şimdi bir hesap sorma vakti. Ben başbakanken bıraktığım bütün projeleri takip ediyorum. Şu sanılmasın ki başbakanlığı bıraktı, Konya ile ilişkisi azaldı. Hayır arkadaşlar, hepsini takip ediyorum. Alacabey tüneli 2019'da bitecekti. Niye bitmedi? Bunu sormalısınız Seydişehirliler. Türkiye'deki bir takım müteahhitlerin rantlarına paralar bulunuyor da Alacabey tüneline niye bulunmuyor? Bunu sorun. Konya adına siyaset yaptığını söyleyenlere, bize karşı böyle hakaretimiz ifade kullananlara sorun. Bizim başbakanlığımız döneminde hızlanmıştı bu proje. Ne oldu diye sorun. Ne oldu? Demirkapı tüneli ne oldu diye sorun Beyşehir'de. Alanya, Konya yolundaki kuş yuvasındaki tüneller ne oldu diye sorun. Siz Toros çocuklarısınız. Sadece itaat etmeye değil, yanlış yapandan hesap sormaya da yüreğimiz var Allah'ın izniyle. Biz ne dedik? Ne dedik de bizi eski partiden ihraç ettiler? Çünkü dedik ki, durun bir dakika. Bu milletin parasını, pulunu çarçur edemezsiniz. Damadınız diye getirdiğiniz Hazine Maliye Bakanı bir yılda arkadaşlar 130 milyar doları Merkez Bankası döviz rezervini tüketmişse bunun hesabını sormaz mıyız biz? Sorarız. 40 milyar Türk lirası ihtiyat akçesi, kara gün akçesini de yediler. Sonra ne oldu? Bakın, Seydişehir, Beyşehir, Konya tarım diyarı. Misaller vereceğim size. Oralardan paraları sakınmayanlar, bizim çiftçimize ne verdiler Allah aşkına çiftçilerimiz? Ne verdiler? Esnafımıza ne verdiler? Bakın, işte onu söyleyeceğim, tam da işte gübre. Bunlar bakın, gübreyi anlatayım size. Hikayesini anlatayım da dinleyin.
Neden yüreğimiz yanıyor bilin Seydişehirliler. Bakın geçen sene 2020 yılında buğday, arpa, nohut, fasulye, kırmızı, yeşil mercime toplam verilen alım fiyatlarındaki artış %16,8. Gübrede artış ise %34, iki misli. Elektrik, sonrakine ona geleceğim, sadece geçen sene iyi söylüyorum. Elektrik sulamada %85 arttı. Traktörde, ekipmanda %150'ye kadar artış oldu. Çiftçiye verilen %16. Daha son 10 gün içinde gübreye, işte kardeşimiz söylüyor çünkü takip ediyor. 10 gün içinde gübreye %13,4 zam yapıldı. Yani çiftçiye geçen sene bir yıllığına verilen alım fiyat artışı 10 günde gübreyle gitti. Peki kime gidiyor bu paralar? Pandemi var dediler. 200 milyar para bastılar geçen sene. Biz de yapın dedik. Ama biz şunu dedik Seydişehirliler. Bizi televizyonlarda görmediğiniz için duymamış olabilirsiniz. Bakın dinleyin. Biz dedik ki çekinmeyin. Parasal genişleme yapın. Para basın. Ama bu parayı kime vereceğinizi açık açık gösterin şeffaf şekilde. Kime mi vereceksiniz? Çiftçiye mazot hibesi verin. Kredi falan değil. Hize, mazot hibe. Esnafın dükkan kirasını, elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyin. Hibe verin, kredi vermeyin. İşçilere, kayıtsız işçilere kayda alın ve hibe verin. Hibe verin dedik. Niye biliyor musunuz? Bunlar ne yaptılar? Önce çiftçiyi, esnafı borçlandırdılar, kredi verdiler. Şimdi de faizleri %17'ye çıkardılar ve inim inim inliyor esnaf ve şeyler. Biraz önce Beyşehir'de bir kardeşim hatırladı, söyledi. Başbakan olduğumda her bir esnafa 30 bin lira faizsiz, karşılıksız yardım yapmıştık. Bu milletin bu kaynakları vardı arkadaşlar. Ama onlar bunları harcamadılar. Onlar bunu gittiler, 3-5 müteahhitle imar rantına ayırdılar. Şimdi bana soruyorlar, neden ayrıldınız? Neden farklı düştünüz? Evet arkadaşlar ayrıldık. Çünkü ben bana emanet edilen hazineyi 3-5 rantçıya faiz lobisine yedirmek istemedim. Millete vermek istedim. Çiftçiye vermek istedim. Allah razı olsun. Bu ülke adına taşınılan her ünvan iyidir de. Evet. Gelecek biziz, gidecek onlar. Gelecek biziz, gidecek onlar. Evet. Seydişehirler çok ünvan gördüm. Profesör, Dışişleri Bakanı, Başbakan falan. Onların hepsi geçiyor. Bir ünvan var ki Torosların oğlu Davut oğlu. Ve Davutların Ahmet. Bu ünvan kalıcıdır. Ve babamızın, dedemizin hakkını vermeye kararlıyız Allah'ın izniyle. Bakın. Sayın Cumhurbaşkanı faize karşıydı değil mi? Bana bir yetki verin de faizleri sıfırlayalım, sonra da enflasyonu sıfırlayalım diyordu. Son iki ay içinde faizler 675 baz puan arttı. %17. Dünyada faizler %1, bizde %17. Bu çiftçi bu faizi nasıl ödeyecek? Bugün çiftçilerimizin toplam kredi borcu 120 milyar Türk lirası. Değerli kardeşlerim, 120 milyar Türk lirası. 8 milyar Türk lirası bunun tarım kredi kooperatiflerinde. Ödeyemeyince tam %45 vade farkı alıyor tarım kredi kooperatifleri. Bana bize geldiler, dertlerini anlattılar. Onlara söz verdim. Ben Konyalıyım. Bu tarım diyarının bereketini bilen yerde yetiştim. Çiftçimizin alın terini kim sömürmek isterse, kim çiftçimizi faiz lobilerinin önüne yenilecek yokma gibi atarsa, o lokma boğazlarında kalır, hesabını sorarız. Siz bir seferde bakın, Seydişehirliler ne olur bütün bunları zihninize yazın. Bize televizyonlar kapalı. Hani Uygur Türklerini terörist gösterip Çin'in zulmü altında öldürülmelerine, katledilmelerini destekleyen o küçük marjinal Mao'cu parti var ya, her gün televizyonda. Ya bir sorun Allah aşkına. O adam bunlar her gün televizyonda da binde bir bile oynanıyor. Bu ülkede 5 yıl Dışişleri Bakanlığı, 2 yıl Başbakanlık yapmış biri televizyona niye çıkamıyor, niye? Niye çıkamıyor siz sorun. Arkadaşlar, gün hesap sorma ve hesap verme vaktidir.
Biz onun için siyasi etik yasasını çıkaralım dedik. Şimdi çiftçilerimiz bu iyi bilimi altında inerken size bir rakam daha söyleyeyim. Bakın birçok biraz önce yine çiftçimiz lavuk tekiyordum vazgeçtim dedi.